Ben hayatımda sürekli farklı düşünmeyi severim. Çünkü farklı düşünmek ne bileyim böyle farklı olmak güzel hissettirir. Ve bugün de gerçekten farklı bir konuda karşınızdayım. Bana göre ki bu farklı olmak için değil bence de böyle. Bana göre Steam dolar zamı iyi bir şeydi. Uf, yıllardır buraya girmiyorum. Bu arada şaka değil gerçekten buraya girmiyorum. Çünkü PlayStation 5'i aldığım zamandan beri gerçekten bilgisayarda oyun oynamıyorum. Sadece montaj için giriyorum. Ve burayı görmeyeli veya buradan oyun oynamayalı çok uzun zaman olmuş. Şimdi arkadaşlar çoğu YouTuber'lardan ki hepsi aynı şeyi tekrarlıyor. Gerçekten ben böyle düşünüyorum. Hepsi Enis Razoğlu'nu tekrarlıyor. Hiçbir orijinal değil. Steam dolar zamanı, Steam dolar zamanı, Steam dolar zamanı işte 1.5 dolar sayıyor, 1.5 TL sayıyordu. Şu an 13 TL sayıyor. Yok mu? Ya bakın. Tamam bu doğru. Fakat benim düşünceme göre bu arada bu bir yandan indirim videosu olarak kış indirimi bitmeden benim düşünceme göre arkadaşlar bence Steam dolar zamanı iyiydi ve bunun gerçekten çok iyi bir sebebi var bana göre. Kalisto protokol şu anda 500 lira ve Crafton Striking Distance böyle çok bilinmeyen insanlar tarafından yapılmış. Bu insanlar ne yapıyor arkadaşlar? Gidiyorlar ve büyük firmalar olmadığı için bütün ülkelere Tekrar tekrar bakıp işte 60 dolar kaç TL diyor bakalım bu ülkede işte bu ülkenin asgari ücreti bu, buna bu fiyatı verelim diye düşünmedikleri için tamam Steam sen ne derse onu yapalım diyorlar. Ve next 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 yapıp Steam Otomatik verdiği fiyattan giriyorlar Her ülkeye otomatik Ve Steam bunları gerçekten yenilemiyordu Yıllardır yenilemiyordu Bundan dolayı ne oldu 1.5 TL mi 3 TL'den mi ne sayede için 60 gibi 1.5 TL'den sayı, 60 dolarlık oyunlar 90 TL oluyordu. Ve bu tarz oyunlar her zaman zarar ediyordu. Niye? Çünkü bu tarz oyunlar 90 TL olduğu zaman ki adam akıllı şey, AAA bir oyun bir sürü YouTuber hadi alın hadi bu düzelmeden alın diye bunları boostluyordu. Bu durumda ne oluyordu arkadaşlar? Herkes gidiyordu Kalisto Protokol'e saldırıyordu. Bir günde atıyorum 20 bin 30 bin 40 bin kişi alıyordu ki bence alıyordu. 90 günümüzde hiçbir şey. Aynısı High da olmuş ama yani bunlar zamlatmamış ve ben şu şekilde düşünüyorum ki bence bu %100 doğru arkadaşlar. Firma bakıyordu bir günün iki günün sonunda işte satışlara bakıyor değil mi? Ee, Amerika'dan 1 milyon satış yapmışız. 1 milyon demeyelim ne diyelim. 400 bin satış yapmışız. Güzel oradan atıyorum 5 milyon dolar gelecek. O Türkiye diye bir ülke var. Bu ülke böyle miydi lan diye bakıyorlar. 40 bin satış yapmışlar. Sıralarda yükseğiz. Bu ne lan? Bu ülkeden 50 bin dolar bile gelmemiş oluyorlar. Ve sonra bu, bu, bu ne lan böyle diye fiyatı değiştiriyorlar. EA Play'de aynısı oldu. Kalisto Protokol'de aynısı oldu. Bunda, bundan önceki oyunlarda aynısı oldu. Yüksekte gözüküp oyunlar pahalanıyordu. Fakat şu anda arkadaşlar Steam dolar kurunu 10'dan alıyor ya da 10.5'tan ya da 15'ten alıyor ya. Bu neyi getirdi biliyor musunuz? Gene yukarılardayız. Çünkü bakın 60 dolar şu an ne kadar ediyor? 60 dolar şu an 1100 TL ediyor değil mi? E bu oyun 500 lira. Bunu diyelim aldınız. Büyük bir para aldınız. Bu durumda ne olacak? Adam gene bakacak. Fakat Türkiye bu sefer aşağılarda olmasına rağmen iyi bir para kazanırmış olacak. Gidip 60 dolar değil 30 dolar kazanırmış olacak. Adam onu sallamayacak. Fiyatı kendi yenilemeyecek. Bu durumda 90 liradan bir anda 1000 liralara fırlama olmayacak. Next 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 yapanların bile fiyatı aynı kalacak. Benim düşüncem ve bu %100 doğru olduğuna eminim. EA bile bunu dikkate almayıp sonradan hatasını birkaç saat sonra düzeltti. EA 12 lira yerine yani. o zaman dolar ucuzdu. Atıyorum 25 lira olsaydı gene herkes alacaktı. Ama EA şey demeyecekti. Bu ne ya 8 dolar yerine yani 6 dolar almış bu ülkeden deyip fiyatını değiştirmeyecekti 8 dolar yani 1 dolar alınca Bir yanlışlık olduğunu fark etti Yani bir nevi artık e, Gene azalıyoruz Ama artık insanların böyle e, Yerinde bir listelerde yer edinebiliyoruz Ve kimse bunu fark etmiyor benim düşüncem bu. Şimdi videonun ikinci partine gelelim. Steam'den oyun alma. Ben yıllardır Steam'den oyun almıyorum. Fakat bakacağız. Açıkçası PlayStation oyun oynayan biri olarak ne oynayacağımı hiç bilmiyorum. Bana göre bir oyunun platin kupası yoksa, kupalar alınmıyorsa, PlayStation'da değilse oyunlar hoşuna gelmiyor. Ve cidden öyle. Bugün de bunlara bakacağım. Öncelikle Cyberpunk'tan başlayalım. Direkt buralardan başlayalım. Artık alabilirsiniz. Çünkü bu oyunlar gerçekten düzeldi. Ve bir şey kaybetmeyeceksiniz bunu alırsanız. 1- 125 lira artık bir para değil. Maalesef 60 dolar değil. Evet 125 TL ne kadar ediyormuş? Bakalım. Evet. Ne? Evet sadece 6 dolara gidiyorsunuz. Bir sürü insanın kan, ter ve gözyaşlarıyla yaptığı bir oyunu 125 TL yani 6-8 dolar alabiliyorsunuz baya iyi ve sağ, Türkçe şeyi de var oyun düzeldi insanların böyle şey yapmasına izin vermeyin olmayın e, olmayın demesine izin vermeyin alın oynayın yani oyunda gidip bug testing yapmayacaksınız hikayesini oynayacaksınız aşı derdi keyif alırsınız God of War 200 lira kesinlikle değmez çünkü ben kutulusunu şu an yakın zamanda çekeceğim bir video var kutulusunu tam tamına 50 liraya almıştım 2021 yılında şu anda burada PC'de 200 lira yeni bir oyun sayılmaz ama bilgisayar çıktığı için yeni oyun sayılıyor alabilirsiniz fakat God of War gerçekten PC'de merak ediyorsunuz. Onun dışında ediyorsanız onun dışında değmez. Şimdi net bir şekilde benim oynadığım ve size tavsiye edeceğim oyunları önereceğim arkadaşlar. Kontrol gerçekten çok güzel bu. İki kez platin kupaladım. Bir yan hesap, bir PlayStation 4 versiyonu, bir PlayStation 5 versiyonunda ve atopap değil direkt baştan sona oynadım ve aşırı keyifli bir oyundu. Gerçekten bunu oynamanızı isterim. Birazcık dayanın, işte sıkıcı dayanın, ilerlemesine izin verin, uçma özelliğine ana kadar oynayın. Bayağı keyiftir. Oradan da gözüme bir şey sıkıştı. Resident Evil 2 benim aldığım ilk pahalı oyundur. 90 liraya 2020 yılında vermiştim o zamanlar pahalıydı biliyorsunuz. Burada 12 saat oynadım. PlayStation'da gene fullledim. %100 yaptım. Ve bence gerçekten çok güzel bir oyun. Özel bir oyun ve herkesin oynaması gerektiği bir oyun olduğunu düşünüyorum. 100 lira düşünmek lazım ama 100 lira. Ben 90 liraya aldım dediğim gibi ama dolar kuru zamından sonra değer değer. Şöyle minik bir detay vermek istiyorum arkadaşlar. Portal normalde 1 lira 80 kuruşa satıyorlardı. Fakat ne yaptı? oyunlar 18 liraydı. Çünkü bu oyunlar galiba 10 liraya 10 dolara mı ne satılıyorlar indirim halleri. Bu da 18 TL diyor işte atıyorum yani yuvarlayabilirsiniz. Oyunlar 18 TL'di fakat artık dolar kuru 15 lira mı 10 lira mı ne olunca oyunlar 105 lira oldu. O zamanlarda galiba cadılar bayramı indirimi vardı ve fiyatlarını değiştiren oyunlar indirime giremiyor. Bu yüzden hiçbir val oyunu cadılar bayramı indirime girmemişti. Bu da size bir fun fact olsun. Fakat korkacak bir şey yok. E, val bu oyunları artık umursamadı. için. Hani alırsanız alırsınız lan Ghost Crew Steam'i yönetiyoruz yani bu gelince 10 liraya mı takacağız dedikleri için hepsi ucuz geliyorlar. Yani 32 liraya şunu alırsınız, almazsınız. Bir şey kaybetmezsiniz ve buradaki çoğu oyunda oynamayacaksınız. Ama alın, ne kaybedeceksiniz? RDR2 100 lira mı? Bu oyun benim hayalimdi arkadaşlar. 2019'un sonlarına doğru PC'ye geliyordu. Ve doların çok hızlı arttığı için bu videoda bunu çok duydunuz ama 2019'da doların ne olduğunu biliyorsunuz. O zamanlar kaç liraya çıkmıştı ya? Fiyatı değişmemiştir. Yani 300 liraya çıkmıştı ve benim için ulaşılmazdı. Ben YouTube'dan aşırı az kazanıyordum. Videolarım 1000 izleniyordu. O an bu oyunu o kadar çok takıntı tane getirdim ki bir şekilde alabilmiştim. Mükemmel bir oyun. Ve 100 lira arkadaşlar. Yani 300 lirayken alamadığım oyun 100 lira olsa da alamazdım ama şu an 100 lira ne olduğunu biliyorsunuz yani direkt alın online almayın online galiba 80 liraydı ama bu 100 lira online zaten bunda var ultimate edition almadığı için özellikle bir sebep yok ama 30 lira eklerim alırım diyorsanız alabilirsiniz ama kaçırmalık bir şey yok aslında çok sık indirime giriyor ama Red Dead 2'yi lütfen oynayın diyeceğim de bu nasıl video oldu lan Red Dead 2'yi öneriyorum ve Red Dead dünyanın en popüler oyunlarından biri arkadaşlar benim çok sevdiğim bir oyun var bu oyunu playstation vita'da oynamıştım birinci oyunu ve oyunun mantığı şu bir roguelite tarzı oyun bir tane oyun var bir saniye Dead cells, dead cells. Dead cells gibi yandan bakıyorsunuz ve ilerleyen gidiyorsunuz. Fakat bir özellik var. Her öldüğünüzde bir şövalyesiniz. Her öldüğünüzde onun çocuklarını kontrol ediyorsunuz. İşin komik ve en iyi kısmı şu. Çocukların özellikleri, hastalıkları var arkadaşlar. Birinin triplofobiası mı ne var? Deliklerden korkandı demek sanırsam. Birinin örümceklerden korkuyor. Biri tavuktandan korkuyor. Size can vermesi gereken tavuklar saldırıyor. Biri küçük boylu, biri büyük boylu. Biri az vuruyor falan. Böyle özellikler var hani aktif özellikler bir de pasif özellikleri olanlar var. Değil mi? Hastalıkları olanlar. Mesela orada bir, birini gördünüz bak. Tablolardan korkan karakterler var. Bu tarz şeyler boyunları çok zevkli yapıyor ve bunu gerçekten tavsiye ediyorum. Bu videodan büyük bir tek kazandığı şey bu oldu. Çünkü biraz öyle reddetlerim çünkü önerdim. Biraz kendi utandım bu konuda ama bu oyunu gerçekten deneyin. Bunu e, oynamadım ama biri e, denemek isterseniz biri deneyin. Yani düşmüş. 5 lira olmuş. Bundan başlayabilirsiniz. Dediğim gibi hatta şurada görebilir miyiz? Bakın bunun nostalji hastalığı var. Nostaljiyi seviyor diye her yeri böyle görüyor atıyorum. Birinin renk körü oluyor. Biri disleksi Dislexi oluyor, dislexi olursa ne oluyordu da? konuşamamak demek miydi? Hyper böyle hastalık aşırı tatlı. Bugün bunu oynamanız lazım. Tavsiye edebileceğim oyunlardan biridir. Çoğu kişi bana İngilizcemi nereden geliştirdiğimi söylüyor arkadaşlar. Bunun en 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 iyi cevabı şudur ki, item topladığınız roguelike oyunlardan. Şimdi arkadaşlar, bu oyunu zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Fakat özellikle şunun için tavsiye ediyorum. İngilizceni geliştirmek istiyorsan bunu al. Ne garip bir cümleydi lan o. Ço tekil başlayıp çoğul bitirdim. Evet, gecenin biri olduğu için konuşmam bozuldu. Bu arada kapı da açık. Birazdan babam gelip beni dövecek büyük ihtimal. Şimdi arkadaşlar şöyle bir olay var. Bir odaya giriyorsunuz bir tane item var değil mi? Bu itemin adı Greedy atıyorum Greedy. Ah bak Mutant Spider, Quad Shot. Sen buraya bakıyorsun, Allah Allah Mutant ne demek, Spider ne demek, Quad Shot ne demek. Oyunun wikisini açıyorsun, alt tabını açıyorsun. Bu oynamakta hep Windows'dan, şöyle bir Windows ekranında açılır. Pencere olan, Windows olan değil, pencere ekranında açılır. Hemen şöyle yapıp wikisine dönebilirsin ve oradan her eşyanın anlamını öğrenebilirsin. Mesela Mutant Spider, Quad Shot sağlamış. Quad ne demek? dörder, dör, dör, dörder dörder demek. Şat ne demek? Vuruş demek. Dörder vuruş veriyor sana demek ki. Böyle böyle bu oyunlar çok iyi İngilizce öğretiyor. Mesela bir tane odaya girdiniz. Bir eşya çıktı. İsmi Greed'i. Greed ne demek? Aç gözlülük demek. Böyle böyle kelime öğrenebilirsiniz ve ben İngilizcemin çoğunu kelime açısından böyle öğrendim. Bir zahmet gramer öğretemezler ama kelimeleri her zaman e, iyi şekilde öğretebilir bu tarz oyunlar. İkincisi Enter Gungeon fakat gördüğünüz üzere bu indie oyunlarda çok oldu. Dediğim gibi indie oyunlar fiyatları kontrol edemediği için her şeyi Steam'e bıraktılar. Ve 60 lira. Enter the 60 lira. Bu oyunu bir şekilde oynayabilirsiniz. Bu da aynı şekilde Biraz daha zordur. Gerçekten balı tel tarzı bu oyundur. Sürekli adı üstte mermi cehennemidir. Ama e, silahların özelliklerini öğrenerek İngilizce'nizi geliştirebilirsiniz. Benden bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Saat 1 olduğu için ve kapımı kapatmaya üşendiğim için bir öksürme sesi geldi. Umarım e, ailem uyarmak için öksürmemiştir. Ben gidiyorum. Instagram'a gelebilirsiniz. Abone olabilirsiniz bu ee, benden bugün bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Umarım bu videoyu size yetiştirmişimdir. Çünkü video stokluyorum. Genç fidan gibi delikanlılarda izlediniz. Hepinize görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Güle güle.